Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir denklem sorusu çözeceğiz. Sorumuz şöyle. X üzeri X eşittir. 2 üzeri 3X artı 192. Evet bu eşitliği sağlayan X veya sayısını bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durduruyorsunuz ve soruyu öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi X üzeri X eşittir. 2 üzeri 3X artı 192. Sağ tarafı Bakın üst, üst tarafta ne var? 3x artı 192. Dolayısıyla 2 üzeri 3x de 2 üzeri 192'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 3x'i de 2'nin kübünün x'inci kuvveti şeklinde yazarsam bu da 8 üzeri x olur. Yani sol taraf x üzeri x, sağ taraf 8 üzeri x ile 2 üzeri 192'nin çarpımı. Şimdi her iki tarafı, daha doğrusu 8 üzeri x'i, daha doğrusu her iki tarafı, evet 8 üzeri x'e bölüyorum. Dolayısıyla bu sağ taraftan gitti. Sol tarafta da x bölü 8'in x'inci kuvveti eşittir. Sağ tarafta da 2 üzeri 192 oldu. Şimdi yine eşitliğin her iki tarafını 1 bölü 8. kuvvetini alıyorum. 192 ile 1 bölü 8'i çarptığımız zaman 24 çıkıyor. Dolayısıyla sağ taraf 2 üzeri 24. Sol taraf ise x bölü 8'in x'inci kuvvetinin 1 bölü 8. kuvveti. Yani aslında bu ne? x bölü 8'in x bölü 8. kuvveti eşittir. 2 üzeri 24. Peki 2 üzeri 24'ü bakın şu yapıda yazabilir miyim? Yani tabanı ve üssü aynı olacak şekilde yazabilir miyim? Bunu da şöyle düşünelim. 24'ün çarpanlarına bakalım. Bakın 3 ile 8. Dolayısıyla 2'nin kübünü 8. kuvvet şeklinde yazılabilir. 2 üzeri 3 de 8 olacağı için ne oldu? Sağ taraf 8 üzeri 8, sol taraf x bölü 8'in x bölü 8. kuvveti olduğu. Yani buradan ne demek oluyor? x bölü 8, 8'e eşit. Buradan da x eşittir, 64 çıkıyor. Evet sorumuzun cevabı x eşittir, 64. Fakat burada kritik olan soru şu. Acaba x eşittir, 64'ün dışında herhangi bir başka bir çözüm mümkün müdür? Şimdi onu bir kontrol edelim. Şimdi x bölü 8'e u diyelim. Dolayısıyla aslında ne oluyor? u üzeri u eşittir, 8 üzeri 8 oluyor. Yani u eşittir 8 bu denklemin bir kökü. Şimdi u üzeri u'yu bir fonksiyona bağlayalım. Yani f u eşittir u üzeri u olsun. Dolayısıyla bu fonksiyonun özelliklerini araştırırken ne yapıyorduk? Öncelikle türevini alıyorduk. Yani birinci dereceden türevini alıyorduk ve sıfır eşitleyip bu fonksiyonun herhangi bir minimum veya maksimum noktası var mı yok mu onu analiz ediyorduk. Dolayısıyla f u fonksiyonumuzun f fonksiyonumuzun türevi olan f üssü u u üzeri u çarpı 1 artı ln u olacaktır. Ve bu da sıfıra eşit. Şimdi sıfı, bu denklemin bir kökü var mı? u üzeri u hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Dolayısıyla ancak olsa olsa 1 artı ln u sıfıra eşit olabilir. Dolayısıyla 1 artı ln u'yu sıfıra eşit dediğim zaman buradan u eşittir 1 bölü e çıkıyor. Şimdi fonksiyonumuz daha doğrusu u'nun 1 bölü e'den büyük olması durumunda türev fonksiyonumuz pozitif olduğu için ne oluyor? Orijinal f fonksiyonumuz artan bir fonksiyon oluyor. Yani şöyle yazabiliriz. Şimdi fonksiyonumuz f u eşittir u üzeri u. Şimdi u'nun 1 bölü e ile 8 aralığında olması durumunda f u f 8'den küçük. Çünkü neden? Artan bir fonksiyon. 1 bölü e 8'den küçük olduğu için ne olacaktır? f u da f 8'den küçük olacaktır. U eşittir 8 için F U ile F 8 birbirine eşit. U'nun 8'den büyük olması durumunda da F U F 8'den büyük. Yani zaten bu ne demek? Artan fonksiyonun özelliğini yazdım. Bir anlama. Yani bu denklemi sağlayan yani U üzeri U eşittir 8 üzeri 8 denklemi sağlayan bir başka U yok. Yani 8, U eşittir 8'den başka herhangi bir başka bir U yok. Herhangi bir başka bir U olmadığı için de U da x bölü 8 eşit olduğu için de dolayısıyla başka bir x de bulmamız mümkün değil. Yani denklemimizin tek bir çözümü var. O da nedir? x eşittir 64. Evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.